Ben bilim kurulunun aldığı kararların %99'unu beğeniyorum. İlk başta bence üniversitenin açılması gerek. Virüsü Çin çıkartıyor. Sonra Çin'in çıkardığı bir aşı. Sonra virüs mutasyonu falan oluyor. Çok saçma olaylar ya. Koronavirüsü bilim kurulu bugün toplanacak. Sizce ne tür kararlar alınmalı? Akşam 9 olan hafta içi sokağa çıkma yasağının 11'e alınmasını temenni ediyoruz. Bir de lokantaların açılmasını. Bence şu maskelerin kalkmasını istiyorum. Çünkü çok sıkıldık. Hafta sonları hep kapanıyor. Yani normalde ben çalışan bayanım, çalışıyorum. Binlerce kişi içeride oluyor, binlerce kişi dışarıda oluyor. Yani hiçbir, ben bir anlam veremiyorum yani. Ben kendi şeyimce söylüyorum. Yasakların kalkmasını istiyorum ve şu maskenin kalkmasını istiyorum. İnşallah da atlatırız yani bu şeyi de. Ben çok fazla bir virüse çok şey yapmıyorum. Ya bu normal bir hastalık diyorum ben. Virüs demiyorum. Bak ben Shell'de çalışıyorum. Yazdan beri o kadar kişinin içindeyim. Allah'a çok şükür esirgiyor. Ama hiçbir arkadaşımız da çok şükür yakalanmadı o hastalığa. Bence bu bulaşıcı bir hastalık değil. Ya bu bağışıklık sistemi düşük olan kişileri yakalayan bir normal, mesela bir astım gibi veya bir bronşit gibi üşütmeyenden, ben bir normal hastalık olarak görüyorum bu virüsü. Çok da açıkçası pek inanmıyorum ben. Bence aşının daha fazla gelip ve halkın geneline uygulanması gerekiyor. Bence yasaklar devam etmeli. Çünkü yasaklar devam etmedikçe bu koronavirüs yayılacak. Yayıldıkça da ölümler artacak, hastalık devam edecek. Yani bir şekilde bu hastalığı sonlandırılması gerekiyor ve aşının da yaptırılması gerektiğini düşünüyorum. Tedbirleri ağırlaştırmaları gerek bence. Hiç kimse yasağı dinlemiyor. Böyle olması gerek bence. Bir an önce biraz daha esnekliğin olması lazım. Hani millet artık iyice bunalımda, buhranda, zor durumda. Öğrencilerin durumu zaten malum. Yani gidişat şu anda iyi değil. Yani bilim kurulunun biraz daha insanlar dışarıya çıkabilecekleri, yani daha biraz daha rahat etmeleri konusunda, işte aşı da malum çıktı. Yani bununla biraz daha rahatlık, esneklik vermesi lazım. Çok seviyoruz onları. Allah razı olsun hepsinden. Ama biz 65 yaşlarına çok zararı oldu. Çünkü evden çıkamıyoruz, arabamız yok, bize uğrayan kimse yok. Ondan sonra elektrik işimiz oluyor, faturamız oluyor. Evimizde kimse yok, yalnız yaşıyoruz eşimle. Yani belediyeler otobüslerin bedava parasını kaldırsın, herkes kendi parasıyla binsin. Biz şikayetçiyiz canım benim. Hiçbir yere gidemiyoruz. Zaten biz önlemimizi ilk korona geldiğinde de almıştık. Ben hiç maskesiz çıkan bir insan değilim. Kurala uymayanlara da çok kızıyorum. Ama biraz esneklik göstersinler bize. Yani bence artık alınan kararlar biraz daha hafifletilmeli. Çünkü insanlar, çalışanlar diyelim en basiti, garsonlar, lokantacılar, bunların birçoğu işsiz kaldı. Evine ekmek götüremiyor. Yani şu an vakaların da azaldığı görülüyor. Bence azaltılmalı. Olacaksa da sadece hafta sonu yasakları olmalı. Ama gün yasaklarının hepsi kaldırılmalı bence. Ben bu yönde düşüncelerim. Bu zamana kadar alınan kararlar yetersiz zaten. Bundan sonra da yeterli bir karar alınacağını düşünmüyorum. Bunun temel sorun, problem de ekonomik sebepler. Bu kadar. Peki ya sizce ne tür bir karar alınmalı? Alınması gereken karar öncelikli olarak en azından bir ay süreyle eve kapanma. En temel ilk başta akla gelen bu. Çünkü iş yerleri açık olduktan sonra sanayide çalışan insanlar sonuçta eve tekrar dönüyor. Dönüş yapıyor, o yüzden temel sorun kalmaya devam ediyor bu şekilde. Sadece hafta sonu yasaklarıyla, ufak önlemlerle hafif azalmalar meydana geliyor. Önce insanlar biraz bilinçlendirmeleri, mesafeyi korumaları için. Ve hasta insanların karşı cinsteki insanlara yaklaşmamaları ve dışarı çıkmamaları için de uyarıda bulunsunlar veya da insanın kendi vicdanına bıraksınlar. Sonra maskeyi illaki taksınlar. Sokağa çıkma yasağını daha da artırsınlar bence. Öncelikle yani yasaklar hemen kalkmamalı. Yani şu anda iyi gidiyor durum, iyiye gidiyor ama hani insanlar rehavete kapılıp yani herkes sokağa dökülürse yine bir
fırlama olabilir virüs vaka şeylerinde. Hani tedbirler hemen bırakılmamalı, yavaş yavaş açılmalı yani. Hafta sonu yasaklarının artık kalkmasını istiyoruz. Çünkü çok sıkıldık, bunaldık artık. Ondan sonra nasıl diyeyim, maskelerini artık biraz yani çıkartalım, artık rahat alalım, rahat bir nefes alalım. Çünkü alıştık, tamam böyle iyi güzel oluyor, alıştık da sağlığımız için. Elimizden geldiğince dikkat ediyoruz inşallah. Hayırlısı olsun. İnşallah iyi kararlar alırlar. Zaten millet sıkıldı. Biz de esnafı şurada. Herkes bir sıkıntı içinde. Şey yapamıyoruz. Artık ne yaparlar, ne derler. İnşallah iyi kararlar alırlar. Memleketimiz için, vatanımız için, milletimiz için. Güzel bir karar alırlar. Ben bilim kurulunun aldığı kararların %99'unu beğeniyorum. Tasdif ediyorum. İnşallah iyi kararlar alırlar. İlk başta bence üniversitenin açılması gerekiyor. Çünkü ben resim iş öğretmenliği okuyorum ve çok zor oluyor. Kendi açımdan söyleyeyim. Yani atölye derslerimizi biz uzaktan eğitim olarak aldığımız için altyapısı olmayanlar resim konusunda çok zorlanıyor. Yani bence ilk önce okulların açılması kademeli olarak yani. Yani hibrit sistemiyle açılması gerektiğini düşünüyorum. Yani ilk düşüncem bu. Bence hafta sonu yasağı hiçbir zaman kaldırılmalı. Yaza kadar kaldırılmaması daha iyi bence. Aşılamalar bitene kadar kaldırılmasın yani bence. Yani şu anda aslında pek bir şeyim yok. Yani kendileri bilirler. Hani o tarzdan hiç eleştiri yapmıyorum. Ama şimdi virüsü Çin çıkartıyor. Sonra Çin'in çıkardığı bir aşı. Sonra virüs mutasyon falan oluyor. Çok saçma olaylar ya. Hani kendimiz aslında Çin'den gelen bir virüs aşıya olmayı tercih etmiyorum. Çünkü içerisinde bilmediğimiz birçok kimyasallar var. Ki bu bizim muhtemelen vücudumuza çok zararı olacak kimyasallar. Onun dışında koronavirüsün tedavisi için uygulanan haplarda da zaten çok yüksek dozla veriliyor. Ya bunlar aslında bir nevi karşıyım. Başka bir şey yok. Daha önce test yaptırmadım. Aşı olmayı da düşünmüyorum.